Fadi bir fıkra anlat da genişleyelim. Bugün çok daralacağız. Mikrofon var mı ya? Mikrofon var mı? Siz... Siz Fatih Koyuncu'nun fıkra alabilir misin? Gel abi, gel sen. Gel. Ya komik olmuyor benim. Baba, olay orada. Başta kötüyü göstereceksin ki malın kıymeti anlaşılsın. Sonra eve gidince gülüyorlar. Konu orada. Ses açık mı bu? Aç. Ha? Açık ha. Buyur Hacı abi. Kürsü çok heyecanlı. Çok yaklaşma. Hacı abi, şimdi seni arkadaşlar kısıp tanıyorlar. Evet. Sen böyle kelimelerle oynayan bir arkadaşsın aslında. O kısmı pek bilmiyorlardır. Bir de senin gülünmeyen fıkraların var. Biz evet. Çok gülüyoruz ona. Yani gülünmeyince senin halin çok komik oluyor. Ben onu bekliyorum burada. Ben anlatayım, direkt aşağı ineyim, kaçayım. Hacı abi, ben o el mesele, eli ben rica ediyorum. El mi? Evet. Ya o çok acıklı bir hikaye. Evet, o yüzden. Yani, konumuz da öyle ya. Sıra diye geldin ya, o yüzden. Neyse anlatayım. Çok ısrar etti Adem, anlatayım. Şimdi zamanın birinde. Yani fıkra diye hazırlamayın kendinizi, belki gülmeyebilirsiniz yani. Mehmet abiyi çok derinden etkileyen bir olay. Birazdan ağlayınca utanacaksın. Şimdi bir köye... bir genç öğretmen atanmış. Öğretmen okula gidip gelirken hep bir pencerede bir kız görüyormuş. Kıza git gel aşık olmuş. Neyse tabii bunu ulaştıracak kıza birkaç şey olmuş. komik değil. Aklıma başka bir şey geldi o yüzden. Şimdi haberci göndermiş. Kızı işte seviyorum, isteteceğim diye. Tabii köy yerinde öyle sevgililik olayları yok. Direkt istemesi lazım. Neyse, kız da hasta bir kız. Kızın elleri yok. Bak, gülmediniz. Kızın elleri yok işte. Şimdi tabii pencereden çocuk gördüğü için kız çocuğun elleri olmadığını bilmiyor zannediyor. Ama çocuk biliyor kızın elleri olmadığını. Neyse kız bu mahcubiyetle ben ne yapayım, ne edeyim derken takma el taktırıyor. İstemeye geliyorlar. Şimdi takma el takmaya gel. Bu kadar. Şimdi... Sen böyle durunca hiç anlatamıyorum yani. Neyse kız takma el takıyor. Çocuk bunu görüyor tabii. Kızı bir köşeye çekiyor. Kıza diyor ki, seni ben ellerin olsun diye mi sevdim diyor. Bu kadar. Sonra beraber sarılıp ağlıyorlar işte. Mutlu son. Hocam kolay gelsin. Hacı abi Allah razı olsun. Neler var yani abi, bana şükredin diye. Dertlendi adam lan. Efkarlandı adam ya. Koyuncu sen ne yapıyorsun bize ya?